Merhaba arkadaşlar, merhaba Blender severler. Bu Blender dersimizde verileri görselleştirmemizi sağlayacak bir eklentiyi tanıyacağız. Eklentimizin adı DataViz. Eklenti ile ilgili bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Sayfanın linkini sizlerle paylaşacağım. Bu eklenti aracılığıyla veri görselleri elde edebilmek için dosya formatımız CSV yani CSV formatında olmalı. Verileri bu formatta kaydedebilmek için çeşitli eksen kurallarına uymamız gerekmekte. Burada çeşitli örnekleri paylaşmış. Ben oldukça basit bir örneği sizlerle paylaşacağım. Sizler diğer türde sayısal görselleştirmeler oluşturmak isterseniz buradaki sayısal verileri kullanabilirsiniz. Evet, gelin şimdi eklentimizi indirelim. Eklentiyi indirmek için Releases bölümünde Latest yani en sona tıklayalım. Burada Assets bölümünde DataViz 2.1.1 zip'i indirelim. Zip dosyası halinde indirmiş olduğumuz eklentiyi kurmak için düzenleme menüsünden tercihlere gidelim. Burada eklentiler kategorisine geldikten sonra Install butonuna tıklayalım. Zip dosyasını bulup kuralım. Kurulumdan sonra eklenti burada görüntülenecektir. Eklentiyi aktif hale getirelim. Penceremizi kapatalım. Buradaki küpümüzü silebiliriz. Sonrasında N'ye basarak özellikler penceresini açalım. Eklentimiz dikkat ederseniz DataViz isimli bir sekme içerisinde oluşturulmuş. Burada load file ile CSV dosyasını içeriye aktaracağız. Öncelikle isterseniz oldukça basit bir CSV dosyası oluşturalım. Evet, ben 2 sütun ve 5 satırdan oluşan bir tablo oluşturdum. Tablonun başlıkları öğrenciler ve notlar. Burada şu an için Türkçe karakterler kullanmamakta fayda var. Blender içerisinde Türkçe karakterleri tanıyan bir font kullanabilirsiniz. Burada öğrencilerin isimleri yer alıyor. Örneğin Ahmet, Ali, Ayşe. Bu da Ayse olarak Türkçe karakter kullanmadım. Serpil ve Hakan. Karşısında da öğrencilerimizin notları mevcut. Sonrasında bu tabloyu dışarıya CSV dosyası olarak kaydedeceğiz. Dosyaya gelelim. Burada dosyaya bir isim verip formatını da CSV virgülle ayrılmış olarak belirleyebilirsiniz. Ardından dosyayı kaydedebilirsiniz. Tekrardan Blender'a geri dönelim. Burada load file ile hazırladığımız demo dosyasını içeri aktaralım. Dosyamız içeriye aktarıldı. Data Information bölümünde dosya ile ilgili bilgileri görmekteyiz. Dosyanın adı, burada sütunlar 2 tane, etiketler var. Bunlar true olarak belirlenmiş, yani doğru. Satırlarda 5 tane. Tipi de categorical, yani kategoriye göre. Şimdi burada isterseniz gelin tablomuzu oluşturalım. Buradaki basit bilgilere göre 3 tane tablo oluşturabiliyoruz. Grafik daha doğrusu. Çubuk oluşturabiliyoruz, çizgi oluşturabiliyoruz. Bir de pasta grafiği oluşturabiliyoruz. Öncelikle bir tane çubuk grafik oluşturalım isterseniz. Tıklıyoruz. Burada çeşitli özellikler açılır. İsterseniz bunun adını değiştirebilirsiniz. Bar chart demiş. Örneğin çubuk grafiği adını verebiliriz. Türkçe karakterler kullanmamakta fayda var. Bunu yinelemiş olayım. Bunun adını çubuk grafik olarak belirledim. Bu yazının başlığın boyutunu da değiştirebilirsiniz. Ayrıca aşağıda eksenlerle ilgili bilgiler mevcut. Burada da çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Bir altta hangi eksende görüntüleneceğini belirliyoruz. Front'ta kalabilir. Ayrıca format var desimalde. Scientific yani bilimsele de alabilirsiniz. Text size yani metin boyutuyla da metnin boyutunu değiştirebilirsiniz. Ayrıca renkleri de yine değiştirebilirsiniz. Renk tipi geçişli de isterseniz constant alabilirsiniz. Yani sabite ya da rastgeleye de alabilirsiniz. Base color temel renk şu an için varsayılan da kalabilir. Çubuk grafiği ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Nesne çubukta isterseniz silindire veya custom'la özelleştirilmişe de alabilirsiniz. Şu anda barda kalabilir. Eğer tüm ayarlarımız tamamlandıysa OK'ye tıklayarak grafiğimizi oluşturabiliriz. Evet, grafiğimiz oluşturuldu. 1'e basalım, ön görünüme geçelim. Şöyle yakınlaşalım. Z'ye basarak Material Preview moduna geçiş yapalım.
Şu anda dikkat ederseniz grafiğimiz gayet güzel bir şekilde oluşturulmuş. Burada dikkat ederseniz en yüksek notu Hakan almış. Değeri de 100 ile eşit bir şekilde. Serpil'in not burada dikkat ederseniz görüntülenmemiş. Çünkü alt değer burada 45'ten başlıyor. İsterseniz buradaki grafiğimizi bir silelim. Burada sağ tarafta Outliner'da bunu görüntülemiş. Üzerine sağ tıklayalım. Delete Hierarchy ile tümünü buradan silebiliriz. Yeniden oluşturalım isterseniz. Bar chart'a tıklayalım. Burada Z değeri 45'te. Bunu isterseniz 0'a alalım. Sonra tekrardan grafiğimizi oluşturalım. Şu anda dikkat ederseniz Serpil'in notu da görüntülenmiş oldu. Ve not da 0'dan başlıyor. Burada renkler ayrıca gradient'taydı. Yani geçişli değildi. Sürekli mavi ve tonlarını kullanmakta. Şöyle yapalım. Tekrardan bunu silelim. Yeniden bir bar chart oluşturalım. Burada tekrardan ayarları değiştirmemiz gerekiyor. Örneğin 0'a alalım. Renklerde base color rengini isterseniz değiştirebilirsiniz. Burada bar size var. Dikkat ederseniz bu çubuğun kalınlığını da artırabilirsiniz. Ya da daha da ince bir hale getirebilirsiniz. Örneğin 0.02'ye 0.02'ye aldık. Okey diyelim. Çok daha ince bir hale getirdiğini görmekteyiz. Burada chart'ı tekrardan şöyle bir silelim. Ayrıca Shift A'ya basarak aşağıda chart bölümünden de chart yani grafik bölümünden de grafikleri ekleyebilirsiniz. Örneğin tekrardan bar chart diyelim. Burada seçenekler karşımıza çıkacaktır. Color type bir de constant da deneyelim isterseniz. Okey diyelim. Evet dikkat ederseniz tamamını aynı renkte yaptığını görmekteyiz. Evet her seferinde buradaki ayarı değiştirmemiz gerekiyor. Bir bakalım. Ayrıca random'a alalım. Yani rastgeleye. Burada ne diyor? Use nodes diyor. Yani düğümleri kullan. Ayrıca shading editörden de çubukların renklerini de değiştirebilmek mümkün. Tıklayalım. Bakın dikkat ederseniz tamamını yine kırmızı bir hale getirdi. Belki bir bug olabilir bilmiyorum. Burada renkleri de ayrıca seçip bunları da değiştirebilirsiniz dilerseniz. Örneğin bunu silip yeni bir materyal ekleyip çeşitli renklerde belirleyebilirsiniz. Ayrıca bir de pie chart deneyelim isterseniz. Bütün grafiklerin kendisine ait özellikleri var. Şöyle varsayılan değeri bir kullanalım. Evet tepe görünümünden bir bakalım. Burada da yine öğrencilerin notlarını görmekteyiz. Yani pasta grafiğinde. Buradan da şöyle bir taba basalım. Düzenleme yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. Buradan isterseniz Türkçe karakterleri tanıyan bir font ekleyerek yazıyı değiştirebilirsiniz. Evet bunu da pasta grafik olarak değiştirdim. İsterseniz tabii ki bunun rengini de değiştirebilirsiniz. Evet Ayşe ismini seçelim. Font ayarlarına gelelim. Burada font ayarlarında regular'dan bir font seçelim. Burada kalibri yazı tipini seçelim. Open font diyelim. Dikkat ederseniz yazı tipi değiştirildi. Şöyle bir düzenleyelim isterseniz. Burada Ş harfini bir yazalım. Muhtemelen bu yazı tipi Türkçe karakterleri tanıyor. Evet dikkat ederseniz Türkçe karakterler tanınmış oldu. Sizler de Türkçe karakterleri tanıyan bir fontla buradaki fontları değiştirebilirsiniz. Bir de isterseniz line chart'ı deneyelim. Yine buradaki seçenekleri değiştirebilirsiniz. Örneğin 0'a alalım. Ön görünümde gözüksün. Varsayılan diğer değerler de aynı kalabilir. Çizgi grafiği adını verebilirsiniz. Okey diyelim. Evet dikkat ederseniz şu anda da çizgi grafiğini oluşturmuş olduk. İsterseniz buradaki grafiği kameranın açısına göre de ayarlayabilirsiniz. Burada başlığı ve eksen etiketlerini görüntüye göre ayarlamış. İsterseniz kamera hangi açıdaysa kameraya göre de ayarlayabilirsiniz. Şu anda dikkat ederseniz döndürüldü. Şöyle 0'a basalım. Kamera açısına girelim. Dikkat ederseniz şu anda veriler, daha doğrusu başlık ve bilgiler kamera açısına göre görüntülenmiş oldu. Yine grafiği silmek isterseniz
İkisini beraberce seçip Delete hiyerarşi ile silebilirsiniz. Sizler diğer sayısal verileri de kullanarak farklı grafikleri de oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Umut ediyorum bu eklenti sizlere faydalı olur. Sonraki Blender eklentileri derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.